Bu çüş bir Korkuturu. halk deyimidir ve evet. televizyonda söylenebilir. Yani söylenebilir değil mi? Değil evet. Dur demek zaten. Evet. Evet. Evet evet. Ama şey burada değil halka yani. mal olmuştur. Evet evet. Yani çok evet. öyle deriz evet. biz. Çüş artık bu kadar da evet. olmaz deriz yani. Yani günlük deyim olarak. Hayır evet bulunuyor. Aman asla bir küfür değil bu. Hayır yani. değil ya, kesinlikle değil. Ki. Ben onun için değil <laughs> öyle sanan, sanacaklar ha, olarak. Çünkü bizim de bir şey vardı. Cihan Ünal ders yapıyordu. Ee, bir konservatuvarda o sırada rahmetli Boran Kaya vardı evet. o da rahmetli çok genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşımız o e, şeyden e, dolabı var hemen bu bizim Beşiktaş'ta yeni geçtiğimiz okulda dolabın e, açıyor dangur dungur ses çıkarıyor falan e, Cihan Ünal Hoca da günlük baş ağrısı vardır onun e, migren ondan sonra o migreni her zaman olur e, ders işlerken de migren ağrısı devam eder. E, o yüzden sessiz ders işlenir. E, fakat bizimki öyle bir dolabı açtı kapattı bir gürültüler falan sonra bir küfürlü konuşmalar yaptı koridorda. O zaman hoca da çıkıp ona küfür etmişti. Ha. Onu burada söyleyemem ama çok komik bir küfürdü. Keşke söylesem çünkü çok gülerdik. <laughs> şu Çüş boyutunda. Çüş <laughs> boyutunda. Evet. evet. Peki. Ee, hakikaten öyle. Yani okul okulun ee, bu alt katta mı üstteki salon, sahnede mi ders yapıyordu? Alt katta mı ders yapmıştın o sırada? Aa, o sırada Çüş alt katta. Bağırdın. Aynen dolapların orada oldu. Dolapların oldu. Evet, orada aynen. çünkü çocukların dolapları olduğu evet. için i̇şte orada çok... Böyle e, şeyler oluyor, sohbetler, bağırış, çağırış falan oluyor. Hoca da o gün migreni olduğu için bizde şey yapıyordu. Öyle bir egzersiz var mı tarihi olarak bilmiyorum da. Siz dedi, bakın dedi. E, herkes dedi böyle bir çember oluşturduk e, sahnede, o yükseltinin üzerinde. E, bir piramit yapın dedi. Piramit yapın dedi. Herkes getirip bir tuğla koysun dedi bir dakika anlamadım <laughs> tuğladan bir piramit yapacağız hayali hayali, hayali olarak, olarak. Ha, ha. tabi yaranmaya çalışan çocuklar da diyor ki hocam ben şu anda götürüyorum koyuyorum o piramide ha. diyor bir tuğla daha koyuyorum diyor yalan dolan Öyle kim bilir ne düşünüyor o sırada ondan sonra devam edin de yani hocanın migreni vardı o, o sırada <gülüyor> <gülüyor> yani ses istemiyordu o sırada size Çiçekten hayalinizden piramit yapın, yapın e, diyordu yani. evet, evet çok değerli dersleri de vardı. Migren oldu zaman piramit yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Ay uğraşalım Nisa öyle bir deli gibi baş ağrısı çekiyorsun bir de çocuk falan bir şeyler çıkaracak böyle hani bir şey. Çünkü bir çocuktan bir şey çıkarmak zor. Zor. Evet. Şimdi bir de yeni çocuklarla mobbinge giriyor değil mi bazı şeyler? Aha, Nerede tabii. bizim hocaların bize ağlatıp zırlatmaları, höykürtmeleri, içimizdeki şeyi çıkarmaları biraz böyle <laughs> e, hani bugünün çocuklarına kişisel saldırı olarak algılanıyor yani psikolojik saldırı. Hatta psikolojik taciz olarak algılanır bugün. Tabi şimdi mesela... biz yani geçmişe dönük olarak bütün hocaları dava edebiliriz. Edebiliriz. Onu şimdi diyafram çalıştırırken bile çocuğu önce onun elini koyuyorsun buraya sen elini onun üstüne koyuyorsun. İşte yani. Biz de öyle biz de girerler de. <laughs> ha <Diyaframını> alır bile. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama böyle hani böyle bir hani ee, ağlama gülme. Ee, şey yapma yani e, motive etme bunların bugün hepsi mobbing <laughs> olarak değerlendirilebilir. Onun için Aa, çocuklar artık. da böyle sürekli kakası gelmiş gibi oturuyorlar baygın baygın. <laughs> yani çünkü öyle bir zorlayıcı bir öğretmen gücü mü yok? Korkuyor yok, bir öğretmenler. Bir tek ben kaldım. Sen kaldın. Ben kaldım. Sen böyle höberöş diye girer misin? T tabii. Ben e, şeyin, oyuncunun e, duygusal olarak Zihinsel olarak, çünkü biz ne bekleriz? Akademik bir kurumdan bizi zihinsel olarak sarsmasını bekleriz değil mi? Evet. Böyle bir takım şeylerin formülleri falan böyle e, kakası gelmiş gibi böyle uyuşuk e, ya da yeni kakasını Olmaz. yapmış duygusuyla bulunmuyor herhalde değil mi? Mesela yani öyle olmuyor. Bir zihinsel sarsılmalar, coşkunluklar esriklikler, evet, evet ondan sonra <laughs> e, ruhi sarhoşluklar bu esriklik dediğim o e, heyecan fırtınaları, e, gözyaşları fışkıracak, e, öfke gerçek değil ama öfke e, duygu transferleri yapılacak. Stanislavski Bıcır, Fıtır... ondan sonra metodcular falan filan bütün bunlar yapılacak, bütün bunlar böyle e, Instagram'a girerek olmayacağı için orada. ...bir şey olması gerekiyor. E peki bunu kim yaptıracak? Bir aslan terbiyecisi olması lazım aynen, başında. Aynen. Yani bir öğretmen... ...ama bir yandan da bir aslan terbiyecisi. Ne demek o? Yani sen... Aa, ...yerim seni diyeceksin. O sana böyle çat bir tane... ...böyle vuracak kamçıyı yere. Sakin ol. Onu bastır. Çünkü bir sürü duyguda ...böyle ciyak ciyak kendini ortalığa canım. saçarak ifade edilmiyor onu bastırarak ifade ediliyor dolayısıyla aslında buradaki duygusal bir aslan terbiyecisinden söz ediyorum bir öğretmen bunu anlatacak nasıl yapacak fakat hocam ben kırıldım vallahi derse iyi. onu na, ne halt edeceksin iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz tüm aslan terbiyecilerin yani o eğitimin arkasına saklı saklı dönen metodun arkasına zaten kötü niyetli bir tipi kötü niyetli ama çok bir tipi onun çok olduğu ihtimali noktaya getirin. gelindi zaten yani o hani oyunculuk için konuşmuyorum aslan konservatuvarı konservatuvarın yapan hocalar da var çok fazla var ama, balede e, yani, yani vardı benim zamanımda da vardı ama i̇şte orada da bir bak, şey bak şimdi bugün de bir bu bir bu mesela hani ee, bizde şeyde var. provalarda bu bir de bunun ekürisi var bunlar ...Özgün ha. Çoban var... ...müthiş yetenekli bir adam... ...müthiş... ...ondan sonra geliyor böyle oturuyor... ...anlatıyor bana diyor ki... ...bir diyor, diyor travmalar diyor falan filan diyor... ...travmatik diyor gençlere diyor... ...travmalar yaratacak bu durum diyor... ...hep travmata... ...sanırsın ya yani bütün... ...şimdi tabii ki bizim 17-18 yaşımız da öyleydi... ...biz de kendimizi ruh hastası sanıyorduk... ...değil mi sen de öyle sanıyordun herhalde... ...evet tamam... ...şimdi o eski ruh hastalığı durumundan... ...şuna geçildi... ...neyse... Hani belki kimsenin travmatik olarak değerlendirmeyeceği bir şey de herkes travmatik. Ve ona iyi davranmamız gerekiyor. Yani arkadaş e, 17 yaşında emekli olmuş, hayatta çok çekmiş e, ve bizim onu pamuklara sarıp bir an önce rahat ettirmemiz ve hemen götürüp gömmemiz gerekiyor. Huzura ihtiyacı var. Şimdi bu, bu sünepeyle ben hiçbir şey yapamam. Bana böyle çağıl çağıl çağlayan, dünyayı ele geçirmeye çalışan bir adam lazım. Böyle ben Ama ay özgün ondan kırıldım. Bir yandan öyle değil mi özgün gibi bir yani hem onu savunuyor hem o işte. Yumuşaklık ya da emekli olmuşluk mu diyeyim ama Onu aynı savunmuyor. zamanda da yetenekli bir duygusunu da çıkarabiliyor. O, da, o bugün bana dedi ki ben seninle tartışmaktan hoşlandığım için bunları söylüyorum dedi. Hoşuma <laughs> gidiyor dedi seninle tartışmak dedi. Ben de buna sürekli böyle falan filan yapıyorum. E çünkü şey böyle bir ben çünkü öbürünü samimiyetsizlik olarak görüyorum. Hmm.